Ve Ezreal geldi. Ezreal Natulius. Alt koridor ikilisi. Anlık hasarları yüksek ama tam Kench'i düşürmeye muhtemelen yetmez yanında seninle varken. Alt koridorda biraz üstünlük kalması muhtemel. DFM tarafı da hani işte havaya kaldırma, yere mıhlama, orası da fena değil. Evet. Grecian'daki çalı da olsa ölmüştü direkt. Yalnız bir kule altı gelecek diyor burada. Lonely 6. seviye, evi daha 5. seviye. Çok büyük bir milyon dalgası var. Elondon'da yaklaştığını görüyoruz. Ultisi mevcut. Twisted Fate yaklaşmaya çalışmadı bile. Burada kule altının geleceğinin farkında. Evi'yi ölüme terk ettiler burada. Evi ilk kan olacak. İlk kanı da Dimitri alıyor. Elond sadece yürüyerek skoru aldırdı. Çok rahat, çok temiz bir şekilde aldılar. Onu da söyleyelim. Kuleyi de iyi takladılar kendi aralarında. Yalnız burada Steel da bir kule altı peşinde ama daha 5. seviye Twisted Fate'in gelmesiyle birlikte burayı üçleyecekler, dörtleyecekler. Twisted Fate geldi, straight'i düşürecekler mi diye bakıyorum. Sıçrası var hala straight'in straight. Sıçrayı kullanmak istemedi burada. Sıçrayı kullansa belki de daha erken çıkabilirdi ama. Kontrol dotemini kullandı oraya, yalnız burada daha yakalandığını kalacak. Görebiliriz. Steel'in direkt olarak kışkırtılmayı başarıyor. Diğer taraftan senin ultisi geldi. Galio'yu düşürecekler, sonrasında Dimitri'yi de takip edecek. Steel burada bir skor daha çıkarabilir. Yeteneği geldi ve Steel ikinci skoru da çıkarıyor. Hamle yapmak isteyen T-Maze ama iyi cevap var DFM'den. Peki yani T-Maze'e onları orada kesebileceğini düşündüren şey ne? Straight bayağı bir hasar aldı kule altında. Üzerine oynamaya devam ediyorlar. İkinci kule barikatı da geldi burada DFM alt koridorundan. Ama tabii Q'su bekleme sürüsünü görmedim orada. Olabilir. Denemediğine göre muhtemelen öyledir ya. Tabii bunu yaparken Tahm Kench'in de bu kadar güçleniyor olması büyük haber. Gideceği yere doğru bir kullanılan bir lezzet yolculuğu. Harp yalnız burada yakalandı. Sıçrası da yok. Harp'ı burada düşürecekler gibi. Gelen ulti senin ultisi kurtaracak mı emin değilim. Bir de iyileştirme gelecek mi? İyileştirme de geldi. İşte o tanklığı verince bunlar oluyor. Steel kule altına ilerlemeye çalışıyor. Utapon sıçrayla birlikte oyun geldi Utapon'dan ve 4. skorunu alıyor DFM. Pozisyonu çok iyi gördü burada Utapon. Hasarını diye hesapladı. W ile beraber de hasar birleştirince güzel bir skor aldı. Ve ilk kule de gelecek alt tarafta. DFM alametsiz ilk kule çıkaracak burada. Alametleri de var video üzerinde kullanabilecekleri. Çok büyük haber. Bayağı boşa kullanılmış bir ışından oldu bu. Yani muhtemelen Twisted Fate'in de oraya dahil olacağını düşündüğü aynen için öyle kullandı. Alametleri zaten sadece barikat almak için kullandılar. Çünkü yalnız straight oluyor. Burada yakalanacak. Direkt olarak Burgaç kullanılıyor burada Steel'den. Sıçrasını alıyorlar straight'in. Çok basit bir sıçra oldu bu. Son barikatı da alacaklar tabii. Barikatı da alacaklar. Kule altı gelir mi diye bakıyorum. Hayır. Twisted Fate yaklaşmıyor buraya. Yalnız burada çıpayla birlikte Harp'ın üzerinde oynamak istiyorlar. Ulti de kullanıldı. Dimitri yaklaşmaya çalışıyor. Dimitri ulti ile birlikte burada. Harp'ı düşürecek. Birebir bir takas oldu. Gwen'in de ışınlarını almış oldular. Dimitri burada rakibinin üzerinde oynayamayacak. Geri çıkma kararı. Dakika 6'dan sonra destekler gezmeye başladığı için hani o 1v1'deki potansiyelini bayağı arttırıyor aslında. Saldırıya devam. Evet. Şu an istediği seviyede. Biraz sonra kronometreyi kullanıp onu da zonya'ya çevirdikten sonra artık DFM'deki şampiyonlar rayına oturmuş diyebiliriz. Utapon 60'lık. Yani kuleye başka hasar gelmedi şu anda. Toplandı zaten Ace tarafı. Evet. Yani orta koridor kulesinin önemli gördükleri için topladı, defansa geldiler. Sanki bir savaş çıkacak savaş ama. Savaş başlıyor burada straight çıpasından sonra. Devamı gelmiyor. Bayağı bir hasar aldı. Sarı kart öyle geldi sarı kart üzerinde. Yani gelen hasarla birlikte skoru alıyorlar. Elon buraya yetişene kadar savaş bitmiş olabilir. Çıpa geldiği gibi çok güzel ulti burada Harp'tan. Harp yerden çıkarak bir de havaya kaldıracak. Elon giriyor. Elon'u da düşürmeyi başarabilirler. Elon'u da düşürecekler. 2'de 2 yapan bir Utapon var. Evi'den güzel bir sıçra geldi. Evi Lonely'i de yakaladı. Lonely'i de düşürecekler. Evi kuleye düşecek. Arkaya devam eden oyuncular var. Twisted Fate ultisiyle birlikte. Burada Yaharong. 5-Kid'i de yakalayacak ve Ace. Sadece bir oyuncu katledebildi burada. 81 oldu bu arada yük bir anda. Tabii. Yalnız Dimitri burada duvar arkasına geçti. Bayağı da bir hasar verdi. Utapon'u düşürecek. Utapon üzerinde Steel'i de alabilecek mi? Steel de düşecek. Dimitri. Buraya kadar altının birini o aldı, birini straight aldı. Çok bir şey değiştirir mi emin değilim ama. Koridordan hiç çıkmadı neredeyse. Yarın son maçı oynamaya gelmiş ya. Yalnız Steel burada Lonely'nin üzerine gidecek. Lonely'ye kutlu sisinde düşürmek çok mümkün olur mu emin değilim. Bayağı bir hasar çıktı. Şimdi ultiyle birlikte evi kutlu sisin içinden alıp dışarı çıkarıyor. Alt koridordan ikinci kuleyi de alacak diye FM bu hamleyle birlikte. Ejder'i es geçiyorlar şu anda. Yani ihtiyaçları da yok. Diğer tarafta Yaron orta koridor minyonlarını getirdi. Orta koridora hasar vermek istiyor. Harp bir kule altı gelir mi emin değilim. Bir altı denerler mi emin değilim. Bayağı bir hasar alsa da daha fazla oynayamayacaklar. Yalnız burada yakalanan iki oyuncu var. Yaharong'a bayağı bir hasar çıksa da. Yaharong'a ham yapıyor burada. Yaharong
sonra çıktıktan sonra hasar vermeye çalışıyor. Dediğin gibi düşen bir oyuncu var. Harp'ı düşürdüler. Ya Harong'u düşürmeye çalışıyorlar. Sıçra geldi. Sıçra. Çok iyi sarı kart artı Zhonya. Savaşı tam tersine çevirdi bu hamle ve Yutapon 2 tane skor alıyor burada. Of, ruhlara bak ruhlara. Ruhlar geliyor. Ya Harong da oynadı burayı. 2 kişi Baron denemesi gelecek. Beklenmedik bir deneme. İyi bir deneme bence ve alabilirler de. Alabilirler, alabilirler. Çok hasarı var çünkü güvenin Baron'a. Aa, olacak. Ne alaka diyecekler yani. Nasıl oldu bu iş diye. Burada kırmızı güçlendirmeyi çaldı. Steel'i de yakalayacaklar. Steel çok iyi klon kullandı burada. Yalnız Lonely üzerine gitmek istiyor. Ultiyi ilmek ilmeği kullandı. Hasar vermeye devam ediyor. Bayağı bir hasar çıktı. Steel neredeyse düşecek. Jack. Sarı kartla birlikte kurtarmaya çalıştı ama kurtaramıyor takım arkadaşını ve Steel'ı düşürdükten sonra geri çekiliyor Team Ace. Bir kuşatmayı daha durdurmuş oldular bu hamleyle birlikte. Yani burada resetler atıldı atıldı. Ya Horonk'u ikisiyle birlikte rakibi tespit etmek için kullanmıştı. Orada da mavi güçlendirmesi çıkacak maviye doğru. Şu anda görüyoruz yarısı doldu zaten. Aynen öyle. O da bu arada Serildas'ını bitirince bayağı kıvama gelecekler aslında. Yalnız Five Kid'in yani üzerinde direktör olarak sıçrayla oynadılar. Harp'ta bir denemede bulundu. Five Kid tekrardan yakalandı. Senin ultisi de geliyor. Steel neredeyse tek başına aldı. Elon burada kurtaramayacak. Elon'u da yakalıyorlar. 2'de 2 yapan bir Steel Yutapon önüne taktı. Rakiplerini kovalamaya devam ediyor. Gitmeye hiç istersen yoktu. Reset alıp tekrar gelebilirlerdi. Yalnız burada kule altı gelecek. Evi direkt olarak ham yapılıyor. Tam Kench tarafından ışınlarını da kullanmış oldular. Urgot ultisi kullanıldı. Hasar vermeye çalışacaklar. Straight ultiyi de kullandı. Rakiplerinin üzerine 3 kişi havaya kaldırdı. İlk Gwen. Spor harp oluyor burada. Gwen hasar vermeye devam ediyor. İlmek ilmekle birlikte Steel. Kronometreden çıktıktan sonra düşen bir Twisted Fate var. Dimitri yalnız seneye düştü. Diğer tarafta skoru alan bir Gwen var. Sene hasar vermeye devam ediyor. Yalnız Five Kid. Sene'yi aradan çıkardı ve Team Ace. Sadece evi hayatta. Onun da 100 canı var. Onu kayıtlayarak bir şekilde kesecektir. Ya direkt olarak burada pozisyonu, kule altını bile deneyebilirlerdi. Asıl önemli olan ne biliyor musun? Şunu alabiliyor olmak. Yani iki ejderi aldıktan sonra ejderlerde hak iddia edemiyorlardı. Şu ana kadar yani ya izin özellikle o işte iki verdiği karar keyif verici şeyler yaptı. Baron özellikle ilk Baron kararı yani çoğu takımdan görmeyeceğimiz bir karar. Evet, ilginç yani şu ana kadar hiç öyle kararlar veremem bir takımın onu verebilmesi. Belki de işte rahatlık baskı olabilir. Yalnız Steel direkt olarak sıçrayla birlikte gidiyor. Yalnız Steel'a direkt olarak gitti. Kontrol gelecek mi? Steel buradan çıkmaya çalışıyor. Üzerine oynamaya çalışıyor Lonely. Burada Steel'in yakalandığını görebiliriz. Kronometresini kullandı. Yavrum'un üzerine kullanılan ölçü. Diğer tarafta Ezreal'dan gelen bir skor var. Steel'in üzerine gitmeye devam ediyorlar. Steel hala hayatta. Steel hala hayatta. Bir şekilde oradan çıkacak mı? Hayır. Five Kid. İleri atlayıp skoru alıyor ve Team Ace artık kaybetmez duruma geldi bu savaştır. Yani Gwen bir ilmek ilmek attı arka tarafta Yutapon'a. İki tane çarptı. Yamuldu. Yutapon zaten 10 cana düştü direkt. Ve şimdi ilk inhibitor kulesine hasar verdiler. İnhibitörü aldıktan sonra Nexus'a doğru ilerlemeye çalışacaklar mı acaba? Minyonlar da var aslında ama burada daha fazlasını istemeyecekler. Bence denenebilirdi. Baron'a doğru ilerliyorlar. Baron'u alabilecek çok fazla hasarı ve çok fazla can havuzu var. Burada Baron'a karşılık vermesi çok mümkün değil. Team Ace belki de Order'la birlikte turnuvanın en zayıf takımı olarak gözüküyordu. Oynadıkları oyun da öyleydi ama şu ana kadar çok iyi bir geri dönüş geliyor onlardan ve Baron'u alıp geri dönecekler. Sonra zaten iki tane taşıyıcısı %20 canı düşünce o savaşı kazanmak mümkün değil. Yan Steel direkt olarak savaş başlattı. Twisted Fate ultisi çalıya gidiyor. Direkt olarak Five Kit'in üzerine gitti. Five Kit'e hasar vermeye devam ediyor ama Five Kit'in hasarı çok fazla. Diğer tarafta oyun bitiyor yalnız. Savaşı kazanan oyuncular var. Five Kit gitmeden skor alsa da Yutapon hasar vermeye devam ediyor. Elon'tan gelen bir sıçta var. Yutapon burada Elon'u düşürecek. 3 kişi hayatta. Ace tarafında Gwen ve Grace oyunu bitirmeye gidiyor. Yalnız Nexus kulelerine dayandılar. Nexus Yon kulelerinin ilki düştü. İkinci kuleyi de vuracaklar. Yutapon'un buraya erişmesi, yetişmesi mümkün değil. Team Ace. İnanılmaz bir geri dönüş. Sevinci görüyoruz onların tarafında. Dimitri'yi görüyoruz ve Team Ace galibiyetle ayrılıyor.